Aday adaylarımızdan Kemal Güner. Oğlum sen niye geldin lan? Ne işin var burada? Ya abi Allah aşkına. Oğlum kolunu kırmadın mı sen? Nasıl kullanacaksın arabayı? Abi kolumuzu kırdık da daha Naci ölmedi ya. Ben tekerle daha iyi kullanırım arabayı. Allah'ın aşkına yapma. Ya bir sürü rapor aldın. Onlar ne olacak? Abi rapor aldım da böyle bir günde ben seni yalnız bırakır mıyım Allah'ın aşkına? Buyur abi. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak benim tek kolum kopsa bile ben bugün yine seni yalnız bırakmazdım. Hadi lan sen. Vallahi bak. Tamam tamam kapat kapıyı. Tamam abi. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Beylikleri patlatan Ok Meydan FM'den herkese merhabalar. Yine bir İstanbul sabahında kıraç topraklarının olduğu... Değiştir. ...sesi, balık nuru sesiniz. Usandık zaten gece gündüz aynı laf. Vallahi abi ya. Bazen çok konuşuyor değil mi? Hem çok konuşuyor hem boş konuşuyor. Afiyet. Günaydın. Nereden çıktı şimdi? Geç mi geleceksin, iş mi geleceksin? Alacağım çocuğu, tamam. Orada bir sıkıntı yok. Hop, canavar. Gel bakalım. Ne haber? Hocam, ver şunu bir imza alacağım. Epeydir bekliyor çünkü. Bir de dün bankadan aradılar. Çekilen bankadan. Gelin. Tamam, pazartesi müdürle konuşurum, sorun yok. Pamuklar niye bu kadar fazla? Hocam, siz onu Pınar Hanım'la bir konuşun isterseniz. Merhaba Kemal Bey. Merhaba. Vaktiniz var mı efendim? Söyle. Efendim, şu Celal Bey'le biz bir türlü anlaşamıyoruz. Niye? Efendim dinlemiyor hiçbir şeyi. Aşı işini bile halledemedik. Konuştum daha önce biliyorsun. Harun selam. Ama efendim dinlemiyor beni. Ben pes edecek noktaya geldim. Lütfen. Harun Bey araba çıkacak sizi bekliyor. Arzu günaydın. Günaydın. Niye gelmiyor lan? Takılıyor arada bir efendim o. Araba çıksın. Biz Harun'a sonradan geliriz. Yok projeksiyonu önceden halletsinler. Hadi Harun sen de bir ilgilen çünkü bilmiyorlar ne yapacaklar. Mehmet Can'ı götür o zaman sen tamam. Görüşürüz. Servisi çağırmadınız mı? Çağırdık efendim. Evet. Arzu Hanım 3 tane ekip çıkardım ben. Biri diş, biri çocuk, biri de yetişkin taraması yapacağız. Harika. Aşı falan da yapsaydık. Yapamayız efendim. Niye? Yasak. Aşı olsa daha etkili olurdu aslında. Ama efendim yapamayız. Ben onu kayıt dışı hallederdim ya. Yasak efendim, yasak. Bir numara ve ekip için 8 kişilik yer ayırttım. İyidir bence. Tamam. Kalan her şeyi ben hallettim zaten. Tamam sen çık. Lokalde görüşürüz. Peki. Kolay gelsin. Kolay gelsene mi? Buyurun efendim. Bu pamuk meselesi nedir kızım? Pamuk mu? Hı. Necip Bey mi dedi bunu size efendim? Ya kim dediyse dedi. Bu ne? Necip Bey de sapık yani ya. Vallahi sapık kusura bakmayın efendim. Bu adam orada burada ne diyormuş biliyor musunuz? Güya bizim hemşireler çalıyormuş pamukları. Hı-hı. Çok affedersiniz adet bezi gibi oralarına sokuştu. Öyle bir şey olabilir mi efendim sapık ya. Sarfiyat niye bu kadar çok arttı o zaman kızım? O... Vaka sayımız falan mı arttı? Yok artmadı efendim yok. Ya abi ne yaptın ettin? Anketçiyi de sıkıştırdın ya şu araya.
Abi, çok mu lazımdı? Abi biliyorsunuz durumu. Partinin buradaki oy oranıyla başkanlık şansımız sıfır. Ne? Boşa mı kürek çektik yani aylardır? Abi alabilirseniz bir siz alabilirsiniz. Demek istediğim bu. O da şahsi şeyiniz de. Yani bölgede bir iş adamı olarak. Abi yaptıralım, nerede olduğumuzu görelim derim ben. Bakın siz küçümsüyorsunuz abi, ben farkındayım. Ama medya iletişim bunlar her şey. Mesela bak geçen haftaki canlı yayından biz ne kadar olumlu geri dönüşler almadık mı abicim? Medya iletişim dediğin Karadeniz TV'nde. Ne yapabiliriz abicim? Biz veririz sonuç olarak. Ya beni uğraştırma böyle boş işlerim. Gözün seveyim. Para basmıyorum oğlum ben burada. Bir numara sağlık taramasına yetişiyor mu yetişmiyor mu? Sen onu söyle. Yok abi. Yetişemiyor. Yetişemiyor. Aslında biz bütün planı programı buna göre yaptık. Evet. Ama adamın Ankara programı sarkmış. Yetişemiyor. Kimden öğrendin sen bunu? Kimle konuştun? Kimle konuştun? Asistanınla konuştum abi. Asistanınla konuştum. Ne diyor? Bizden önce uğrayacakları birkaç davet daha varmış. Ama bize kesin uğrayacak. Ajandada mıyız ya? Yani? Ajandadayız. Tamam. Selam. Sağlıklı çağdaş ve hakça bir belediye hizmetinde üretkenliği ve verimliliği artıran, semtimizin gerçek potansiyelini harekete geçiren bir belediyecilik anlayışı talep ediyoruz. Desteğinize ve oylarınıza talibiz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İşte bir sürü kağıt geldi. Ama doktor bey, burada bir kupon var. Bu nedir? O şöyle, ben onu şöyle açıklayayım. O kupon Sayın Kemal Güner'in sizler için düşündüğü, eğer kabul ederseniz, ufak bir hediyedir. Şöyle bir, pardon, teşekkürler. Bu önünüzdeki dosyaları elinize aldığınızda, şöyle kapağını açtığınızda, tam arkada hepiniz için hazırlanmış birer bedava check-up paketi var. Evet, evet, tabii tabii, kolesterol var. Duyamadım, pardon. Prostat var, evet, evet. Prostat var. İdrar, romatizmal, evet, evet. Tamamı zaten listede var. Hepsi sizler için, Kemal Güner'in düşündüğü her şey var. Her şey var ve her şey ücretsiz. Oo, para ödemiyoruz yani. Bravo. İşte halka hizmet bu. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Prostat testine hiç gerek yoktu. Niye? Kiti çok pahalı. Bir de 40'ın üzerindeki bütün erkeklerde zaten yüksek çıkar. Ne gerek var? Yani işte Pınar hazırladı listeyi. Yani. Neyse canım, olan olmuş. İyi günler Orta Bey, görüşürüz. İyi günler. Hamama giren terler. Yapacak bir şey yok. Naci. Bak hiç bakıyorum. Bana mı dedin abi? Tarama nasıl, tarama? Efendim abi? Sağlık taraması nasıl gidiyor? Ha, her şey yolunda. Gayet iyi. Hiç problem yok. İyi. Hadi o zaman. Kolay gelsin. Merhaba. Nasılsınız? Geçmiş kolay olsun. Gelsin. Çekil şuradan. Güle güle gidin. Merhaba, nasılsınız? Doktorum. Efendim. Merhabalar. Kemal Bey, buyurun. Murat Çikola. Doktorcuğum kolay gelsin. Hoş geldiniz. Efendim geçmiş olsun. Hepinizden. Siz de hoş geldiniz. Orada bir fotoğraf alırız. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Kemal Bey, şurada duralım bir. Evet. Fotoğraf alalım. Şurada. Evet, ver bakayım şunu bana. Buyurun. Şöyle bir. Hoppa. Tamamdır. Harun Çikola. Şuraya, Murat'a. Bir tane daha alalım. Sakin, evet. Güzel, tamam. Alsın anneniz. Bir de şurada alalım. Doktor bey arkada bakmasınlar, doğal aksın. Bunlar arşiv için. Biraz daha, daha rahat. Tamam, bir tane daha. Tamam, sıra geldikçe ben fotoğraf için seni soracağım. Merhaba, nasılsınız? Efendim Pınar. Geçmiş olsun, hoş geldiniz. Neyi? Hadi bir çay versin. Sosisli mi istiyor? Yesin. Ya ne olacak? Bir şey olmaz, yesiniz. Bunun için mi aradım ben? Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Tamam, işlenmeyin de kalabalık da geliyor.
Naci. Efendim abi. Kayboldun yine. Ha, ufak bir işim vardı abi, onu hallediyordum. Ha, ufak işim vardı. Nereye gittin? Arabayla ilgili ya. Debriyajdan bir ses geliyordu. Salih abiye kadar gittim, hallettim. Bir de bizim bu şey, fatura işi vardı ya. Hı hı. Onu hallettim abi. Geçen aya ait biraz fatura kesti. Muhasebeciye götürdüm onu. Bir de dedi patrona söyle, herhangi bir sıkıntı olursa zaten ben her türlü hallederim. Faturayı keserim fazla fazla. Şey yaparım. Ben, tamam, ortalık yerde konuşma bunu bir şey. Tamam abi. Çok şıksın. Şey abi, gece için malum. Mecbur. Kokuyu da değiştirmiş. Değiştirdim. Duty Free'den enişte şimdi yeni bir şeyler getiriyor abi. Çok fena. Pahalıdır lan bunlar. Nereden buluyorsun? Yok ya, Duty Free'den ne olacak? Vergisiz falan. Abi eğer beğendiysen lafı bile olmaz. Bahar bana gelmez. Ha. Abi ben buralardayım. Yıkılıyor ortalık. Ya ne yapalım, yapacak bir şey yok. Hafta sonu. Hava sıcak. Bahane hazır. Ya bir şey yok. Asıl bu Vanlıların dernek başkanının annesi ölmüş. Mahallenin yarısı taziye çadırında. Yapma ya. Çadıra mı gitseydik acaba? Hı. Çek bir tane çek. Kadın da ölecek günü bulmuş ha. Ben toparlayacağım. Ya abi, hoş geldin. Merhaba. Kemal Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba, Kemal Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar Arzu. Turancığım, hoş geldin. Hoş geldiniz. Maşallah, sağlardasınız. Vallahi ya. Tarımaya. Vallahi süper ya. Kampanyaya devam. Vallahi. Yürü, ne haber? Doktorum. Radyo nasıl? Süper. Hocam, arkadaşımız Sıla Safi Köy Dernekleri Federasyon Başkanı. Memnun oldum. Aleyküm. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Aleyküm Bey, biliyorsun şu Şark Kahvesi'ndeki özel hastanenin sahibi Doktor Kemal Bey. Daha önce size bahsetmiştim. Evet, evet. Hayırlı olsun. Bizim de kuvvetli adayımız var. İnşallah. Aday, adayı. Ya hocam o iş tamam ya. Aday tamam, diye diye aday yapıyorsunuz zorla. Tamam, sıkıntı yok. İnşallah. Tamam o iş, tamam. Hayırlısı olalım. İnşallah. Akşam da Salon Simge'de yemeğimiz var Ali Ekber Bey. Sizleri de bekliyoruz. Zaten Turan Bey gelecekler. Bizi yalnız bırakmazsanız seviniriz. Tabii geliriz, tabii. Yani dernekte ne kadar adam varsa hepsi gelebilir. Davetiye de sorun zaten yok. Zaten genel başkanımız. Tamam, güzel. Genel başkanımız orada olacaklar zaten. Yani biz ne kadar kalabalık karşılarsak. Öyle mi? Evet, evet, evet. Evet. Sizin köyü zaten akşamlayıp da açıklanır ya. Vallahi bekliyoruz işte, bakalım. Yani vallahi bizim şartlarımız öyle. Çok güzel. Evet. Vallahi. Murat. Murat, bir hazır Ali Ekber Bey de buradayken bir fotoğraf alalım, olur mu? Tamam. Tam şurada. Tabii, buyurun tabii. Ali Ekber Bey. Şimdi Kemal Bey'in yanına. Şöyle dur bakayım. Yani. Şöyle. Geç. Kemal Bey. Gel, gel, gel. Hepiniz sıkışın. Biz arşiv için bunları böyle çekiyoruz. Tamamdır. Bir de şöyle geniş geniş alalım. Şurada. Daha, evet. Yer. Daha açık. Kemal Bey'in yanında durayım, böyle safımız belli olsun. Geçelim şöyle. Daha uzaktan boydan. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Haftaya da inşallah bizim Ali gecemiz var. Mutlaka bekliyoruz. Ben 20 bilet aldım Turan. Hocam gidelim. Merak etme. Biraz az olmamış mı ya? Tamam. Her akşam bir kemiğe gidiyoruz. Bari bir 30 falan yapsaydınız hocam ya. Turan abine 20 bilet. Emanet. Yok yok, 30 yapın 30. Başkanım 30 yap. Hadi sen tamam 30 yap. Mutlaka geliyorsun. Mutlaka geliyorsun. Tamam. Hadi. Nasılsınız? Çok buralar benim işim. Tabii, sık yok, sık. Hoş geldiniz. Pas. Nuri. Abi. Abid Güler Yüz şey değil miydi? Hani bu her seçimde bir tane jingle'ı var. Seçim şarkısı yaptırmış ya bir tane. Onu kullanıyor aynısını. Neydi? Abid Güler Yüz. Bir adam seçilemeyeceğini bile bile her dönem niye aday olur ya Nuri? Abi hoşuna gidiyor ya. Her tarafta resimleri.
Başkanım başkanım diye bunu gazlıyorlar bir de. Ha. İnsanoğlu doktorum. Sen daha iyi bilirsin. Yani bir de inandırıyorlar bunu ya. İnanmış adam, inanıyor. Bizim hemşehriler bunun peşini bırakmıyorlar ki abi. Nerede, hangi seçimde, ne kadar Malatyalı varsa bunun yanında. E bizim oranın adamı da çabuk gaza geliyor biliyorsun. Her seçim döneminde bunun dükkanı bir boşaltırlar abi. Yani sen anlayacaksın, bu adamı kullanıyorlar abi. Vay. Nuri sen de Malatya'da değil misin ya? Abi benimki Gürün. Biz Sivas'a daha yakınız abi. Malatya ile alakamız yok bizim. Yırttın yani Malatya'yı. Bu değişik bir şey ya. Bu adaylık böyle bir ibnelik gibi bir şey herhalde ya. İnsanın götü alışınca bir daha duramıyor ya. Abi pardon ya. Ama bu sene aday değil abi. Öyle mi? Nereden duydun? Değil değil. Geçen gün gördüm. Kolesterolü, şekeri çıkmış. Sağlığı iyice bozulmuş. Ha bak gel. Bak. Hemen şuradan dön. Enes. Hoş geldin Nuri abi. Ne haber koçum? Sağ ol abi. Baban içeride mi? İçeride abi. Ben bir haber vereyim. Dur dur sen dur. Sen ben bakarım. Sen buradan ayrılma oğlum. Maşallah böyle boğa gibi olmuşsun lan. Sağ ol abi. Hoş geldiniz. Gel doktorum gel. Vay 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 vay. Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar derler. Vay Nuri. Ay kaynanan seviyor ha. Hoş geldin şimdi. Canım abi. Ellerim yağlı. Kucaklamayayım. Kusura bakma. Kemal Bey siz şöyle geçin. Buyurun hocam. Buyurun, buyurun. Siz de şöyle geçin Harun Bey. Ne haber abi? Valla Allah'a şükür. Sizden. Valla abi sen böyle maşallah ne kadar gençleşmişsin ya seni görmeyeli böyle. Vallaha bak ya. Abi. Doktor Kemal Bey'i tanıyorsundur. Şark kahvesindeki hastanenin sahibi. Harun Bey, Kemal Bey'in asistanı. İşte biz de böyle bir senin yanına geldik abi. Abit abi sana sözünü etmiştim. Evet. Afiyet olsun. Ya sağ ne olun. Ettiniz? Allah aşkına kebap söyleyeyim mi? Yeriz değil mi? Bir tane kebap. Abi Allah aşkına bak. Sen rahat ol. Bırak lahmacunu, kebabı bırak abi. Onların hepsini hallederiz abi. Onların hepsini yeriz abi. Şimdi Doktor Kemal Bey bizim adayımız abi. Biz bu işi bir netleştirelim abi. Aha karşımda oturuyor. Tamam. Tamam. Hayırlı olsun. Zaten duymuştuk doktor beyin aday olduğunu. İsabet olmuş. Tabii aday adaylık süreci devam ediyor. Adaylık kesinleşmediği için tam olarak şey yapamıyoruz henüz. Doktor bey sizden iyisini mi bulacaklar? Yani. Ya, öpüsü de başına koşsunlar öyle mi? Yani. Çünkü ben o partinin yerinde olsam yani gece sabaha kadar kapınızın önünden ayrılmam Kemal Bey bizim adayımız olsun diye öyle mi? İşte bu. Görüyorsun değil mi abi? Ama ortada puşçu. Şimdi bunlar sizi yorarlar, size çok masraf çıkarırlar. Bütün bunları ben yaşadığım için kaç kere oradan biliyorum öyle mi? Doğru abi. Doğru. Biraz sıkıntı var. Var, var. Olmaz. İşte abi de abi biz de bu yüzden buradayız abi. Şimdi bizim bugün akşam Simge düğün salonunda çok büyük bir yemek tertipledik abi biz. Güzel. Bir numara da geliyor güzel. Abi. Bir numara orada olacak. Nasipse Doktor Kemal Güner Bey'in adaylığını açıklayacak abi. İş bitti abi. Öyle mi? Öyle abi. Yani bir numara hakikaten geliyor. Net. Kesin. Akşam Simge'de abi. Ve doktor olmuş bu iş. Gözün aydın. Sen niye kederleniyorsun ki? Bak. Aha bu. Adam neler yapıyor. Bak dünya kadar para sayıyor. Sezai kederlensin. Senin iş olmuş bitmiş bile. Sezai Kartal. Ya abi Sezai Kartal, Kuş, Martal bunlar boş ver abi. Bunlar bitti. Bunların devri bitti abi. Bunlar artık yok. Devir Doktor Kemal Güner devri abi. Bugün akşam adayımız açıklanıyor abi. Yalnız biz seni aramızda görmek istiyoruz abi. İşimiz zor. Kolay bakın çaylar. Buyurun. Sağ olasın Tosun. Afiyet olsun. Doktor bey madem öyle. Ben sizin yanınızdayım bu seçimlerde. Gördün mü?
5000 oyun var öyle mi? Doğru. Hepsi sizin. Ben size demedim mi Kemal Bey gelirken? Abid Güler yüz adamın dibinin dibi. Al işte. Estağfurullah, estağfurullah. Adam gibi adam. Yalnız bir şey diyeceğim. Şimdi siz beni birinci sıradan encümen azası yazacaksınız. Kolay o. Yakışır abi. Seçimi kazanırsak inşallah, evet, sizin inşallah yardımcınız olacağım. Hep evet beraber semtimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek için didinip duracağız. Kesin. İnşallah. İnşallah. Öyle mi? Doğrudur abi. Olması gereken de bu abi. Sana yakışan da bu. Evet. Mesele yok o zaman. Yalnız şimdi doktor, bir de şu var. Ya doktor, yanlış anlama. Şimdi ben bunu 25 sene önce yaptırdım Kırıkhan'da. Biliyorsun, oranın dişçileri meşhur. Meşhur. Epey de dayandı. Ama ya bunun ucu köreldi, kesmiyor. Ya kesmediği gibi bir de olur olmaz yerde ağzımdan fırlıyor. Rezil oluyoruz. Yani bu cemiyette bir adımız var. Evet. O yüzden senden istirhamım. Sen bilirsin. Bundan bana bir alt üst protez yaptıracaksın. Porselen. Böyle kaliteli olsun. Ondan başka da hiçbir şey istemiyorum. Kolay Abid Bey. Sonuçta ölçü alırız, şey yaparız yani. Bir şey değil. Ya abi dert ettiğin şeye bak ya. Emrin olur senin ya. Sana biz şimdi koskoca başkanımızın, başkan yardımcımızın dişleri yok dedirteceğiz. Öyle olur mu? Estağfurullah. Sana dişlerin en kralını yaptıracağım abi. Bu iş, bunları alıyorum bak. Veriyorum şimdi. Bunda buyurun doktor bey. Takip edeceğim ben bunu da. Bu iş bende abi. Sen dişleri ağzında bilsen. Ya ama bu böyle olmuyor ya. Bir şeyler yeseydiniz ya. Böyle. Müsaadenle abi biz kalkalım. Daha uğrayacağımız yerler var. Hadi Osman. İyi günler. Abi teşekkürler her şey için. Tekrar görüşürüz. Yine de görüşürüz. Vallahi. Ne fıstık bu? Bok ya. Kolay oldu. Kolay olmayacak ne var abi? Bir numarayı da duydu ya. Sonuçta kendisi kesin seçiliyor. Sen aday olduktan sonra. Tabii. İşi de aldık, koynumuza koyduk. Ne yapacaksın? Ya abi plastik milastiksin, bir şeyler yap gitsin ya. Nereden bilecek? Seçime kadar idare etsin yeter bize. Yapma oğlum. Olur olur. Abi sıkıntı var. Hayırdır? Bir numara sanırım gecenin başına yetişemeyecekmiş. Mahmut Öztürk diye bir adamın sünnet düğünü varmış oğlum. Ona gidecekmiş. Kirbe olacakmış abi. Kirbe mi olacak? Mahmut Öztürk nereden çıktı ya? Sezai Kartal. Sezai'nin ortağı bu Mahmut. Bu Tayyip olan var ya. He. Görüyor musun bak Sezai'yi? Vay uyanık vay. Yine bir numarayı mekana indirmiş. Kemal, ne haber ya? Çeto.
Çok sen sevindim seni gördüm. Ha? Benim tabii ya. Tanıyamadın mı? Ben nasıl tanıyayım? Saçı başı dökmüşsün. E sende de lepiska gibi saçlar değil mi? Hadi ne işin var burada? Hayırdır? Vallahi bizim kongre var. Uluslar Radyoloji Kongresi. Son gün bugün. Evet. Bir konuşmam var. Yarın Adana'ya döneceğim. Adana'da mısın? E ben İktisas'a gittim oraya. Yıllardır kaldık. Bölüm başkanlığı, dekanlık derken çıkamıyoruz oradan. Profesör de olmuşumdur. E olduk da. Yani iş yüklemekten başka bir boka yaradığı yok. Öyledir o işler. Sen Erzurum'da değil miydin? Oğlum Erzurum mu kaldı ya? 20 yıl oldu. İstanbul'dayım ben artık. Doğru. Doğru. Doğru zaman geçiyor. E ne yaptın İktisas mı İktisas? Düşünmedim ya. Şey... Yapamadım. Yok. Öyle demeyelim de yani. Gerek görmedim. Bizim dönemden 3-5 kişi bir araya geldik. Özel hastane işine girdik. Ha, güzel. O da güzel. O da güzel. Nasıl kapasite falan? Küçük ama bize yetiyor. Güzel iş. MR'ınız yok mu? Bizim hasta kaldırmaz ya. Ya ama bak şimdi ben yeni teknikler getirdim Türkiye'ye. Böyle girişimsel radyolojiyle MR falan. Onlar senin hastane olabilir endikasyon. Pardon bölüyorum. Çetin Bey bütün hazırlıklarımız tamam sizi bekliyoruz. Tamam canım şeyleri hazırlayın. Slaytları hazır edin. İki dakikaya geliyorum. Lan hiç değişmeyeceksin. Allah sen. Karıyı boşadım geçen sene. Oradan da Amerika'da benim kafa rahat. Evet. Gelsene toplantıya şu MR'ı anlatıyorum. Belki kafana yatar. Yok. Bir numarayı bekliyorum ya. Bizim söz verdim adama. Bir numara başkan. Kim ya? Ya genel başkan. Mebus falan mı oluyorsun? Belediye başkanlığı. Ya Kemal sen hastane patronluğu bir yanda, belediye başkanlığı bir yanda. Yani sen çok çakal oldun. Oğlum aday adaylığı ne çakallı ya? Bir şey yok abartma. Vallahi geliyorlar. Baba sen şimdi bunu çaldır tamam mı? Tamam. Ben kaydederim. Şu SGK geçiyor mu peki? Ayarlarız onları. Bağlantılar var bizim. Biz getiriyoruz zaten bunları ama senin hastaneye olur. Yani endikasyon ayarlanınca olur o işte. Tamam. Tamam ara beni. Ara tamam. Beni. MR önemli Kemal. Şirin abi. Burada mıydın sen? Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok bekledin mi? Yok. Yeni geldim sayılır. Ya biz de işte vakit yok. Yok yok. Sıkıntı yok. Şey yapabilir miyim? Hemen. Ne? Tabii şey edebilirsin. Ben şey yapayım sana. Şuraya oturayım. Otur otur. Efendim. Beyoğlu belediye adayımız, aday adayımız Kemal Bey, Kemal Güner. Gıyaben tanıyorsunuz zaten. Mimar arkadaş. Doktorum ben efendim. Buyurun. Alo. Efendim. Tamam. Evet. Beyoğlu'nda durumlar nasıl? Tamam, teşekkür ederim. Efendim çok iyi. Biz sahaya çok erken çıktık ve hemen hemen bir yıla yakındır çalışıyoruz. Evet. Bu akşamki yemekte de zaten bunun sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Tabii. Siz de geliyorsunuz. Tabii tabii. Uh-huh. Önemli, katılacağız. Yaklaşık 45 sivil toplum kuruluşu, köy yardımlaşma derneği, 12 vakıf. Muhtarların hemen hemen tamamı bizimle birlikte hareket ediyorlar. Güzel. Tabii. Bakırköy önemli. Efendim? Bakırköy'ü alan... Beyoğlu efendim. Beyoğlu'nu alan İstanbul'u da alır. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Evet. Bir de efendim... Ben genel merkeze de bir örneğini bıraktım. Şöyle bir çalışma yaptık. Fokus gruplarında derinlemesine araştırma tekniklerini. Son 3 seçimin tüm verilerini arkadaşlar data olarak yüklediler. Bu da bize gösteriyor ki sahada geniş bir mutabakat şart. Ben bunu size bırakayım efendim. Uygun olduğunuzda nasılsa bakarsınız, değerlendirirsiniz. Bir de bizim partinin aldığı oy oranlarıyla sanki bu seçime alma şansı yok gibi gözüküyor ama bizim adaylığımız söz konusu olduğunda Bülent Spa varmış burada ya. Allah Allah, söylemiyorsun ya. Dostum burada yazılmıştır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şu. Bu
Doktorcuğum, benim yeğen Ebru gelecek bugün size. Abi sabah geldi, görüştük biz. Ha öyle mi? Anket işini hallettiniz o zaman. Evet abi. Süper. Güzel bir sunum yaptı. Güzel, emin ellerdesin. Arkadaşlar fazla yük var. Biri çıksın yürüsün. Abi, ne oldu, nasıl geçti? İyi. Her zamanki gibi geçti. Rutin. Gittik, karşıladık, konuştuk. Nerede kaldınız abi? Biraz işim çıktı. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk. Semih geldi mi? Geldi abi. Ertan Bey'le yukarıdalar. Ertan da mı gelmiş? Kamersiz düğün olmaz tabii. Hazır mısın? Hazırım. Her zaman yanınızdayım. Büyük gün. Evet. Tamam. Üstad sensin. Gece sana emanet. Eyvallah. Hadi gelin. Giriş fotoğrafı bu mu? Evet abi. Çare doktor olacaktı. Onu değiştireceğiz demiştik. Arzum? Yani değiştirdik. Semih, bu kadar doğrudan referans olmaz ki. Değişti statüko. Şimdi bir dakika Arzu Hanım, siz bana hangi metinleri gönderdiyseniz ben onun üzerine çalıştım. Mailler burada, açar gösteririm yani. Semih'ciğim, ben metin revizyonlarını Pelin Hanım'a yolladım. Sizin ajans için de bir iletişim bozukluğunuz olmuş, lütfen. Tamam ya, değiştirirsiniz, uzatmayın. İlk fotoğraf çare doktor olacak. Evet. Tamam abi, tamam. Not alıyorum. Bu da güzel ama onu tanıyorsunuz. Tamam, tanıyoruz. O zaman bir siteye bakalım abi. Evet. Biyo kısmı. Biz ağaç diye mi karar vermiştik? Ben daha grafik bir şey düşünmüştüm ama. Yani şimdi Arzu Hanım, ne konuştuysak o. Yani abi, biz Macron sitesini kendimize referans almadık. Aldık oğlum da. Macron'da ağaç var mıydı? Tabii, isterseniz karşılaştırmalı ikisine bakalım. Bu Macron'un sitesi. Bu da bizim sitemiz. Tamam. Şimdi inceleyelim. Doğum. 1-2-3-4-5. Bizim tabii bu konuda biraz görsel sıkıntımız var. Haliyle. Burada da eksik fotoğraflar var da abi, bir şekilde halletmeye çalışacağız. Ben almamış onu. Üniversite. Ben de üniversite fotoğrafı çok dur ama. Hepsini yerleştirdik abi. Bak, güzel olmuş işte. Bence bu fotoğrafı hiç koymayın. Niye ki? Oğlum, Figen ayıp lan. Abi nesi ayıp? Düğünümüzün fotoğrafı. Ya Kemal, lan boşanmadınız mı yoksa siz? Aynen, anlıyor musun? Boşandık. Belli ne bu? Adaylık sürecinde önemli. Muhafazakar kitleler adayın aile hepsini görmek istiyor. Tamam, oldu. Evet,
daha iyi uygulanabilirdi tabii Semih. Yani deadline'i bir hafta önceydi bu işin. Bu mu son fotoğraf? Evet abi de yani şimdi biliyorsun Figen abladan fotoğraf bekledik. Yoksa biz haftalar önce hazırdık. Gelmedi fotoğraflar abi. Tamam şimdi o çok önemli değil. Şöyle yapalım. Bu Murat'ın hazırladığı biyografik film gayet iyi. O çalışıyor. Sabah da geri dönüşü güzel oldu. Onu koyalım. Ardından bizim proje sunum dosyasını tekrar koyalım. Onu öyle bir paket haline verelim. Çünkü ben bunu kullanamam. Çöp bu. Yani burası Fransa değil ki. Bizim insanımız proje görmek istiyor. Şov görmek istemiyor. Kusura bakma. Tamam Semih ya. Tamam. Biz Murat'ın filmiyle devam ediyoruz. Semih biraz daha çalışıyor. Konsept sorunlu. Seninle ilgisi yok. Bence senin hayatın sorunlu abicim. Bu ne ya? Makron musun oğlum sen? Vay Ertan vay. Makron'un diyen ne oldu? Semih gel abicim biz masaya geçelim. Değerli dostlarımız, değerli misafirlerimiz tekrar hoş geldiniz diyoruz. Aramızda bulunan değerli dostlarımızı sizlere sunuyoruz. Malatya Arvan, Demek Başkanı, Sevgili Kıdır Erçes ve aramızda. Hoş geldiniz Sayın Başkan, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Yine aramızda Genel Başkanımız Sayın Zeynep Sükürtü. Hoş geldiniz efendim. Kadıköy Başkanı selam var. Cenazeleri varmış. Yine Orhan Bey'i görüyoruz. Çok selam şu an. Orhan Bey partimizin il başkan yardımcısı. Karizmatik ve çok yakışıklı. Aramızda bulunuyoruz. Hoş geldiniz sevgili Orhan Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsın? Evet, yine de bir dostlarımız var. Ok Meydanı Efendim sahibi sevgili Nuri Balık da aramızda. Hoş geldiniz Nuri Bey. Evet, yine Tokat Kırbal, Devlet Başkanımız sevgili Cemal Büyükkan aramızda. Hoş geldiniz sevgili Cemal Büyükkan. Abi ne güzel. Evet, yine aramızın dostlarımızı sunuyoruz. Ne iyi ettiniz. Sinop Kartınlaşma ve Dayanışma Devlet Başkanı sevgili Sayın Bey aramızda. Hoş geldiniz Sayın Bey. Allah'a hoş geldin. Başkanım hoş geldin. Afiyet olsun. İşler sonra. Lütfen, lütfen, lütfen. Lütfen dostlar, yine bu gece aramızda sevgimizin Yara Paşa Sıvı Kulübü 2. Başkanı Halit Bey aramızda. Hoş geldiniz Halit Bey. Ne güzel seni görmek. Ne tatlı. Ben afiyet olsun. Çok sağ olun. Muhtarım gelmiş. Hepimiz burada. Başkanım ne güzel. Ne güzel. Tabii ki. Hoş geldin. Hoş geldin. Gülümseyin bakalım. Teşekkür ederim. Bak afiyet olsun. Sormayın. Ayağınıza sağlık. Murat alıyor musun? Nasılsın? Nasılsın? Karşıda var. Dostunun babası. Fakirin dostu. Sevgili çalarımız Tunceli Hüznün Öztürk Bey aramızda. Hoş geldiniz Hüznün Bey. Efendim yine aramızda Mikail Bey'i görüyorlar. Hoş geldiniz Mikail Bey. Evet sevgili dostlar, bu güzel geceyi bizlere hediye eden, bu güzel geceyi bizlerle birlikte sunan sevgili doktorumuz Kemal Güner alkışlar sunsunlar. Çok alkış istiyorum. Çok. Hakikaten çok alkış. Çare doktor. Kemal Güner geliyor. Çare doktor. Kemal Güner geliyor. İyi günler. Çare doktor.
senin alkışlar elleri izler dönmesin sağ olun var olun. Da alkışlar ellerde güller bitsin diyorum. Şimdi müzik diyoruz ve analımın bağından kopup gelen Hakkı Eren'i alkışlarla diyoruz. Sünnetten sonra bir davete katılıyorlarmış. Programın sonuna eklemişler bizi. Geç mi geleceklermiş? Geç geliyorlar işte. Sonunda geliyorlar ama değil mi? Valla ben yarım saatte bir arıyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben bu üniversitede gelmesinler artık, ne yapayım? Ne biçim konuşuyorsun ya? Bu kadar adam toplamışız, rezil mi olacağız? Bunlar habire meze mi yiyecek böyle? Sen bunların yemeklerini dağıtsana ya. Ben ana yemeği veremem şu an. Beklesinler, bunlar yedi mi kaçarlar. Adam gelecek sonra boş salona. O da doğru. Çıkıp gelme lazım abi. Bilgen hoş geldin. Tanıyorsunuz. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Mr. Kemal Güner. Merhaba. Hello. Radu. Radu Iliescu arkadaşım. Geç kaldınız. Bulamadınız mı yolu yoksa? Yok. Yani kolay geldik aslında. Radu biliyor buraları. Hatta enteresan bir yerden getirdi. Kolay geldik. We are talking about the traffic. Oh, I know. I know before I came here, business, an atelier here. Naci getirirdi, hiç uğraşmasaydın keşke. E5 highway final, before dirty road, right side. Okay. Hadi çıkalım. İki dakika bir tuvalete girmem lazım benim. Tamam. Naci. Wait for me. All right. Var mı tuvalet? Tabii abla, gel. Mayor. Bekle lan. You are the mayor. Very good. Very good. Not yet. Başkanım hayırlı olsun. Hoş geldin. Sağ ol, var ol. I love them. The Turks, very warm. We are the same in Romania. We are too çok sıcak. Çok, çok sıcak. Sıcak. Doğru. Tamam, benim işim bitti. Hadi çıkalım hocam. So, what time should I pick you up? Onun almasına gerek yok. Ben seni Naci ile gönderirim, tamam mı? Abla ben bırakırım seni. Abinin beklemesine gerek yok. Hadi. See you. All right. Okay. See you. Gel abla. Bol şans. Mayor. Onu tanıyorsunuz. Gel. Gel. Buradayız, gel.
Ben Erkanların yanındayım. Gel. Biz protokol edeceğiz. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hayırlı olsun. Afiyet olsun. Figen Hanım. Yengem hoş gelmişsin. Nur Bey, Ok Meydan FM'den. Hıdır Başkan. Selim Bey. Hoş geldiniz. İl Başkan Yardımcımız Orhan abi. Duran Bey. Zener abi. Hoş geldiniz. Dedem. Hoş geldiniz. Figen gel. Çalın. Kıvar kıvar. Bir sandalye bize. Olur mu abi? Bak, yok böyle abi. Zahmet etme ya. İşte bilirim estağfurullah. Kolay değil abi. Vallahi dernekler bakalım canlı Selim abi. Figen gel sen şöyle o zaman. Ya. Bizim seçim bu sene değil mi sene? Abi senin hesap yanlış sen işte, ne diyorsun? Bak, şimdi bak. 1978 kurmuş mu? Evet. Ondan sonra iki başkan değişti. Hoş geldin abi. Sağ ol. İkişerden dört. Darbeden sonra da bir dört gün faaliyet verdim ben. Olmaz. Arkasından da üç yıl Haluk abi. Üç abi. Üç işte. Doğru, doğru söylüyorsun sen. Doğru. Bu dönemle birlikte üç oluyor. Yani. Sağ ol. Ayağın sağ ol. Afiyet olsun. Sen haklısın ha. Valla yatarlar adamı ha. Yani. Ya Kamber niye sırıtıyorsun ya? Gevrek gevrek niye gülüyorsun Allah seni? Niye gülüyorsun ya? Bir şey söylüyorum yani. Bir şey söylüyorum. Ya ben dernek işi bitmez. Dernekler masası ne derse o olur. Bak gördün mü? Aynı aynı benim söylediğimi söylüyorum. Ya ben demedim. Abi işte bir. Toplanalım. Orayı karar verelim. Baş başa verelim. Sonuç olsun. Lafa gelince herkes konuşuyor. Ama boş boş konuşuyor. Güzel değil mi kalabalık? Bayağı kalabalık. Haklısın. Çok haklısın. Çok kalabalık. 9 ay her gece böyle bir toplantı, böyle bir yemek işte hayatım böyle geçiyor. Ya sağ olsun. Haklı mıyım abi? Yapıyoruz. Yok abi. Çözülür inşallah. Nedir abi? Başkanım nasılsınız? Sağ ol. Sağ ol Kemal'cim. Sağ olasın. Sağ olsun. Muhtarların tamamını getirdim. Muhtarından daha çok dernekli yapıyorsunuz. Güzel. Sivil toplum kuruluşları. 12 tane de vakıf yöneticisi burada. Şeyimiz güzel. Şu şey vardı. Dispanser. Aşağı mahallede dispanserin olduğu mahallede bir muhtar var. Mamuş şirketin muhtarı. Cenazesi varmış abi. Aradı, selam söyledi. Bizimle bir tarih yapıyor. Sorun yok. Yani. Onun için çevresi de geniştir. Geniş ama işte tabii. Takdiri ilahi. Bilmezsin ki. Akıköy başkanı arıyormuş. Sana ulaşamamışlar. Bir alo de abi. Alo. Alo. Bir dakika. Başkan pardon. Efendim? Doktor Kemal ben. Tamam kızım müsaitim. Tamer Bey mi görüşüyor? Buyursun tabii buyursun. Bekliyorum tabii. Hatırla. Ne dedik? Tapudaki isim Kamil olacak. Dedemi üzme. Üzmem üzmem. Demini de eksik etme. Ha, Tamer abi buyurun. Efendim abi. Pardon abi. Evet abi gecedeyiz bizim gece. Abi çok gürültü var bir saniye. Bir saniye abi. Evet abi buyurun dinliyorum şimdi. Evet abi. Vallahi işte epeydir hazırlandık biliyorsunuz. Bir numara da geliyor. Araya bir sünnet girmiş ama kesin gelecek. Problem yok. Kim abi? Ne demiş? Gene sekreter yardımcısı mı? Kesin demiş öyle mi? Düşünüyoruz. Kesin mi demiş, düşünüyoruz mu demiş. Abi ikisi ayrı şeyler biliyorsun. Ha kesin düşünüyoruz demiş. E iyi abi. Güzel havadis. Abi biz o gece için 30 bilet aldık. Yanındayız abi senin. Birlikteyiz inşallah. Tabii tabii. Saygı sunuyorum abiciğim. Saygı sunuyorum. Ne diyormuş abi? Ya bilet. Yapma ya. Haydar. Allah Allah ya. Figen Hanım bir şarap. Doldurup vereceğim. Masada bayan var. Ben söylüyorum. Evet. Ama ben söylüyorum. Hadi diyelim ki ben odayım için. Çık. Ne yapacaksın? Allah'ın öyle değil mi doktor bey? Pardon abi. Şimdi bizim ortamlar biraz maçı ortamlar. Figen Hanım da çok alışkın değil bu ortamlara. Hadi. Artık zamanla alışacak herhalde. Efendim? Ben aslında
rakıyı çok fazla sevmem. Daha çok şarabı seviyorum. Bundan bir 3-5 ay önce Fransa'da Montpellier kentinde. Şimdi orada küçük küçük atölyeler var. Köylerde. El yapımı. Adamcağız 1950 senesinde yapmış. 34 TL 68-67 plakalı araç giriş kapısını engelliyor da. Araç sahibi aracın yanına lütfen. Yok. Kapısını engel. Asansör neresin o zaman? Bak şimdi görüyor baba yine yaptı. Bu nasıl saç mı görüyor burada ne yapıyor? Çocuğuna bırakmış. Biz de öyle bir seyahat esnasında nasip oldu. Bir şey tane aldık. Bizim araba oldu. Abi, İnanır mısınız açıp içemiyorum. Buyurun çıkanım. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Vergi işi için. Şimdi kabaca anlatayım ben hemen sana. Buraya senin gecenin haberini taşıyacağım şeye, ilk sayfaya. Buraya çare doktoru çakıyorum. Genel başkan geliyormuş, onunla da fotoğrafını basıyorum. Masaları dolaştırıp tek tek gelen protokolle falan filan röportaj aldırıp fotoğraf alıyorum. Orta sayfaya da tam sayfa ilanını giriyorum. 50 bin kişiye ulaştırıp 5 bin liranı alıyorum. 3 ayda. O vade, çekin vadesi yani 3 aylık vadeli çek kabul ederim. 50 bin kişi okuyor mu Allah aşkına? Başkan lütfen kalbimi kırar. Vallaha bak. Bunu ücretsiz dağıtıyorum zaten. Paralı olsa olmaz. Kahvelere bırakıyorum, berberlere bırakıyorum. Esas okunma yerleri zaten. Tamam değil mi? O zaman ben çocuklara söyleyeyim dağıtıma başlasınlar. Röportaja başlasınlar. O zaman tamam. Harun detayları konuşuruz. Tamam. Abi kendi gecemizde Sezai Karpan'ın reklamını yapıyorsun. Biraz bak ne olur. Kardeşim. Hakkı bizim bu bölgenin en önemli sanatçılarından bir tanesi. Bizim buralarda daha çok Doktor Bey, Sivas, rakı da olur. Erzincan bölgesi. Anne keyfine bak. Çok düşünme. Türkiye bir üstünlük var. Ayılara da çok güvenli. Yerleri çarlar sonra adamı dımdızla ortada bırakırlar. Haberim olsun. Hakkı abi. Hakkı abi. Hakkı abi şu senin derdin dertli, benim derdim yanımda. Onu mu söyler misin abi ya? Ay canımsın abi. Bravo. İyi misin? İyiyim. Sıcak servisini başlatın bence. Nasıl, beklemeyecek miyiz? Yok yok. Tam zamanı. Projeksiyon makinesini hazırlasınlar. Çıkıp konuşayım. Naci nerede? Buralarda, neden? Ceketim kaldı ya içeride. Biriyle göndersene. Tamam, yolluyorum. Ceketiniz Arzu abla gönderdi. Teşekkürler. Yanınızda duracakmışım. Arzu abla öyle söyledi. Sunumda slaytları ben değiştirecekmişim de. İyi. Tamam. Cihazı kullanmasını biliyor musun? Biliyorum. Mikrofon da pek iyi değilsin ama. Aslında zor bir şey değil. Ben sana kafamla işaret edeceğim. Sen de düğmeye basacaksın o kadar. Tamam. Heyecanlanmak yok ama. Yok, ben heyecanlanmam. Tamam. Şey, ceketiniz sökülmüş. Öyle mi? Hayda.
Aruz ablanı çağırsana. Ben hallederim. Nasıl yapacağız? Boynundaki ne? Dövme, melek dövmesi ama geçici. Altyapı, çöp, sağlık ve hizmet eksikliği. Bunları sayabiliriz.
şey oldu değil mi? Gitmek istiyorum artık. Ne diyorsun Figen? Ne demek gitmek istiyorum? Genel başkanı görmeyecek misin? Bu saatten sonra genel başkan falan gelmez. Çok sıkıldım Kemal'den, gitmek istiyorum. Ya olur mu adam? Gece de 5-6 yere uğruyor, ne yapsın? Sünnet düğünü çıkmış, ondan sonra bize gelecek işte. Ya gel dedim, geldim. Ben ne yapıyorum ki şu anda burada? Ya Figen lütfen beni zor durumda bırakma, gözünü seveyim ya. Oturuyoruz, eğleniyoruz işte, ne güzel bak. Halay. İçeride var mı doktor bey? Estağfurullah Selim Bey, buyur. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, sizin fikriniz nedir? Neyle ilgili? Neyle ilgili olacak canım? Politika hakkında diyorum. Valla politika günün sonunda halay. Öyle mi? Öyle. Ama herkes de halay başı olmak istiyor. Ben halay başı adayım. O kadar. Bekleyeceksiniz o zaman. Bekleriz baba. Bekleyeceksiniz. Hadi bana müsaade. Abit. Gelen giden yok. Abit mi? Gelir o, gelir ya. Hem de baktığı genel başkandan gelecek. Biz zannetmiyoruz. Abi nerede ışık var oraya kadar. Abit abi diye. Hep söyle lan. Bir şey söyleyeceğim sana da. Kabul etmezsin diye söylemiyorum hadi. Neyi kabul etmeyeceğim? Söyle bakalım. Osman Hoca'yı duydun mu hiç? Osman? Osman Partili Hoca'yı. Duymadım. Ne olmuş Osman Hoca? Nasıl duymazsın ya? Mümkün değil böyle bir adamı duymamayı. Ne yalan söyleyeceğim işte. Duymadım. Ne olmuş Osman Hoca? Abi ne olmuşu yok. Kafana talip kuşu kondu. Adam aşağıda. Alt katta ya. Ne işi var alt katta? Abi tesadüfün böylesi olmaz ya. Bu eski Antep milletvekili Hıdır Karademir var. Hı hı. Onun oğlunun düğün mevlidine gelmiş. Evet. Neyse. Aşağı iniyoruz. Aynen. Adama şöyle bir gözüküyoruz. Böyle bir elini öpüp merhaba deyip çıkıyoruz. Git. Ne biçim adam oldun sen ya? Ne işimiz var oğlum bizim Mevlüt'te? Abi ben sana gidip Mevlüt'te oturalım demiyorum ya. Şöyle bir adama bir gözükelim. Elini öpelim, icazetimizi alalım. Ondan sonra çıkalım. Ne var bunda? Ne büyütüyor? Ne olmuş ki ya? Yani? İşim olmaz. Peki ben sana desem ki... Geçen dönem Anaken adayını Osman Pakbilek açıkladı desen. He? Anaken adayını. Ciddi misin lan? Ben sana söyledim abi. Çok kalmayacağız ama. Elini öpüp çıkacağız işte. Rahat ol ya. Rahat ol. Gel. Allah. Allah kabul etsin. Hayırlı olsun. Gel.
Şöyle. Yak. Sağ ol Batur abi. Hocam. Buldum işte. Al şunu Salih. Mağazaya götür. Değiştirsinler. Eve bırak. Bizim eve bırak. Gel. Hadi bakalım. Nuri. Anam baban nasıl? İyiler. İşler nasıl gidiyor? Sayende işlerimiz düzeldi hocam. İyi. Anam babam da iyiler. Allah senin işlerini razı getirsin hocam. Meydan'da hastanesi var. Bizim adayımız. Hadi hayırlı uğurlu olsun doktor. Adaymışımız belediye. Henüz aday adaylığı hocam. Kesinleşmedi. O da iyidir. O da iyidir. Yok yok olur mu? Kesin aday. Bütün halk istiyor. Hayırlı olsun doktor bey. Aşırı seviyor. Bütün dernekler, vakıflar. Aşırı bir ilgi var hocam. Ne güzel. Ne? İnşallah işte biz de buraya hem biz sizi görelim dedik. Hem de biz sizin hayır duanızı almaya geldik hocam. Ya doktor sizin bu hastanede her bir şey var mı yani böyle tam teşekküllü bir hastane? Tam teşekküllü hocam. Bütün branşlar var. Ya benim bu kulağım ikide bir çınlayıp duruyor. Bir senedir böyle. Kulakçı var mı yani? Kulak doktoru var mı? Var tabii hocam. Yara gelsek yani. Tabii ki. Hatta böyle sabah aç karnına gelirseniz check-up yapalım biz size yukarıdan aşağıya. Daha iyi olur. İnşallah. Daha iyi. İnşallah. Daha iyi olur. Hocamın sağlığı bizim için çok önemli doktor bey. İyi, iyi vallahi çok iyi. İyi o zaman şimdi artık görüşelim. Şu telefonu da buraya yazayım. Ben yazayım hocam. Sen zahmet etme. Ellerin yorulmasın hocam. Bak büyük yazıma yazılır. Tamam. Yanına da hatta şuraya Nuri'nin arkadaşı yazarsa. Tamam. Altına da şey yaz, şu ha şuraya. Belediye başkan adayı. Kim ben unutmayın. Yazdım hocam. İnşallah hocam. Sayenizde hocam inşallah. İyi akşamlar. Sağ ayağınıza sağlık. Kemal, gidiyorum ben. Ha? Gidiyorum. Benden bu kadar. Bir dakika, nereye gidiyorsun? Kemal, sapık mı adam ya? Hangi adam ya? Yukarıdaki o herif işte, il başkan yardımcısı mıymış, neymiş? Orhan Bey mi? Ne oldu ki? Orhan mı o ayının ismi? Ya ne biçim konuşuyorsun ayı mayı diye? İl başkan yardımcısı. Ne oldu, hayırdır? Kemal, sen görmedin mi bana soruyorsun? Neyi görmedin? Hakikaten görmedin mi yani? Ben mi paranoya yapıyorum? Ha? Ne oldu ya? Adam ben masaya oturur oturmaz sanki beni yiyecekmiş gibi bakıyordu. Ağzımın içine düşecekti adam. Ya abartma Allah aşkına. Bu mu yani şimdi ya? Neyi abartma Kemal? Ya Orhan abinin her zamanki huyu ya. Yapma gözünü seveyim. Bir şey yok. Sen niye bekliyorsun kardeşim? Kemal Bey, bir sıkıntı mı var? Hiçbir sıkıntı yok. İşine bak sen ya. Vallahi. Ben o masaya dönmem. Yardımcı olayım istiyorsanız. Yok kardeşim, bekleme burada. Niye bekliyorsun? Allah Allah. O masaya tamam, dönmem. Ben bir taksiye atlayıp gidiyorum. Figen, tamam. Beklemeyelim. Figen bak. Peki sen genç bir kadını sırf sezaryen yaptırmak için 36 saat boyunca hastanede bekletmedin mi? O bekleme olmuyor mu? Lan oğlum, manyak mısın akşam akşam? Hı. Nereden çıktı bu hastane sezaryen mezarı? Manyağım. Sırf daha fazla para kazanmak için kız kardeşime sezaryen yaptırdın sen. Yalan mı? He? Sen kimsin lan? Nereden çıktın sen şimdi? He? Koşun, koşun. Hayırsever muhalif doktorumuz başkan olacak bu akşam. He? Koşun, koşun. Yardım edin başkanımıza. Kafamı bozma beni, tamam mı? Hayırdır abi, ne oluyor ya? Al şu deliği başımdan ya. Hayırdır oğlum, ne bağırıyorsun? Artist misin lan? Aşağı ne oldu, hayırdır başına ya? Tamam, sen bir şey yapma abi, ben halledeceğim. Sen bir gel bakayım benimle. Nereye geliyorum kardeşim, anlamadım ben. Nereye geliyorum?
Oğlum öyle kafanı gezip sanmış. Ya kardeşim bak elini bir indir bana dokunma. Tamam mı? Kardeşim sen ne karışıyorsun? Arkadaşım bak dokunma. Lan! Oğlum bak bana küfür etmeyin lan. Yürü lan götüne. Lan git. Yürü. Küfür etme lan. Konuşma. Götüne. Gay mi orada? Kim? Bu İdeyesku mudur nedir yanında gelen? Böyle bir hareketler falan. Tuhaftı yani. Ya sen hiç değişmeyeceksin biliyor musun? Ya niye hemen kızıyorsun ya? Adamın kendi cinsel tercihi. Gay olur olmaz. Bana ne? Değiştir artık bu kafayı. Hangi kafayı? Bu kafayı. Fena gözükmüyor aslında ama. Paranoyalar, kıskançlıklar. Paranoyak mı olduk yani sonunda? Değil misin? Hı? Ya sen iş yerimden bir arkadaşım doğum günümde attığı mesaj yüzünden bitirdin evliliğimizi. Yalan mı? Yalan. Mesaj bir tane değil, 12 taneydi. Bir de kart zampara, puştun biriydi, tamam mı? Verdim dersini, siktirdi gitti. İyi yaptım. Doğum günü mesajıymış. İhanet meselesinde en son konuşacak adamsın bu arada. Bunu da unutma. Bak bana bunu yapma. Bundan vazgeç. 100.000 kere konuştuk. Yapma bunu. Haksızlık ediyorsun. Niye istedin o fotoğrafı? Hangi fotoğrafı? Düğün fotoğrafımızı istedin ya. Niye istedin? Web sitesi yapmış çocuklar. Oraya koydular. Ne var yani? Kaldır onu oradan. Tamam mı? Ben senin konu mankenin falan değilim. Sadece eski karın. O kadar. Eski karın. Ex-wife mi oluyor? Bu kadar çok mu istiyorsun gerçekten başkan olmayı? Hı? Bir numara geliyormuş. Kimse kalmamış burada. Vasil. Ben size tatlıyı dağıtmayı demedim mi? Niye dağıttınız? Harun abi söyledi. Ne? Harun abi söyledi. Harun söyledi. Sen ne karışıyorsun ya tatlıyı tuzuya? Sana mı kaldı tatlının ne zaman dağıtılacağı? Ne oluyor Arzu Hanım? Biraz sakin olur musun? Ben sakin falan olmuyorum. Sen bana cevap ver. Sen bu tatlıyı niye dağıttırdın? Ya siz benimle bu tonda konuşamazsınız. Ben tatlıyı dağıttırmadım. Adamlar seni dağıttırdığını söylüyorlar. Yalan mı söylüyorlar? Sadece yemek normal seyrinde aksın dedim. Bu tatlıyı bırak daha... Katekulli'yi ya. Bırak. Başkanım. İki dakika gittik. Şu hale bak. Alo buyurun. Ha, neden? Bekler miyiz? Peki, iletiyorum. Tamam, hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun, saygılar. Yok, gelemiyor. Kim? Bir numara, gelemiyor. Biliyorsun sen ya.
Geç olmuş. Oğlum ev olur mu öyle kolay? Gelemiyorlarmış. Ha? İki dakika daha durun bak. Birer duble benden rakı içme lan. Bırak. Tamam hadi. Tamam hadi keyfinize bakın geliyorum. Abi merdivende firar edenler var. Onların hepsini topluyorum teker teker getiriyorum. Hiç merak etme sen. İyi bakıyorsun. Merdivenden topluyormuş. Ne iş yaparsın lan sen? Hı? Görevin ne senin? Abi. Şoförsün oğlum sen, şoför. Araba kullanırsın sen, araba. Bıktım lan senin her boka maydanoz olmandan. Ver lan anahtarı. Nasıl? Anahtarları ver, anahtarları. Git ne halt edeceksen et şimdi. Kendi işini kendin göreceksin. Tamam da ne oldu ki şimdi? Alo. Raci. Ha. Neredesin? Tamam. Dinle beni bir oğlum ya. Kaza yaptım ben. Ha, arabayla. Yok iyiyim. Bende bir şey yok. Bilmiyorum arabayı. Bak dinle beni bir oğlum. Konum açacağım ben sana, tamam mı?
gider alırsın. Arabayı sen kullanıyordun ha. Unutma. Yalnız anahtarını şeye bıraktım. Orada bir fil heykeli var. Fil. Bildiğin fil oğlum ya. Tamam işte, heykeli var onun. Onun ayağın dibine koydum. Tamam, oradan al. Tamam, gelince anlatırım. Kapatıyorum hadi.
Bırak akşam Kemal Bey'in yemeği çıktı ya. Nasıl yetişeceğiz? Ciddi ama ya, şu adam Allah aşkına başkanım ya. Kalıbın adamı değil bir kere. Toy. Bir de tuhaf bir herif. Ya geçenlerde il başkanının villasının kapısına dayanmış. Elinde iki şişe viski, yağmur, fırtınadan ne işi varsa. Yapma ya. Başka bir kapısı tabii kıyameti koparmış. Kutu ama iş öğrenmiş ha, iş yerine iki şişe. Neyse, hiç görünmeden de olmaz. Kapıdan uğrar çıkarız. Siz bilirsiniz. Hadi. Buyurun Dur, dur, dur. Üstü kalsın. Sağ ol abi. Ne oluyor ya? Ne oluyor kızım? Allah. Sıkır. Abi. Vallahi. Helal olsun lan sana. Bunu da yaptın ya. Abi kız şey oldu. Niye oldu? Vadi herif. Abi kız kendi istedi ya. Yalan söyleme lan. Vadi herif. Abi şerefsizim, kız kendi istedi. Vallahi öyle olmasa lan, ben... Lan masum, melek gibi kız lan. Nasıl yaptın lan bunu lan? Abi biz orada takılıyorduk. Allah! Abi, abi tamam abi. Abi tamam, zaten kolum kırık. Ne yapıyorsun Allah'ın aşkına ya? Vallahi kız istedi. Yemin ederim kız istedi ya. Lan ben seni bilmez miyim? Antin kuntin yaptın, kızı avladın değil mi? Yok şerefsizim, ben bir şey yapmadım abi. Sikir! Yalancı puşt. Bacına yapsalar iyi değil mi? Abi ne diyorsun şimdi, bak lafını bil de konuş. Tehdit mi ediyorsun lan? Şerefsiz köpek. Sen yine de lafını bil de konuş da. Lan elini çek, bunu çek, beni hasta etme. Lan sikir. Ne diyorsun? Sen ne diyorsun lan? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ha? Sen ne diyorsun? Allah aşkına yapma. Oğlum bak, yemin ediyorum, çakayım bir tane. Onu mu istiyorsun? He? Seninle mi uğraşacağım lan ben gece gündüz? Gece gündüz seninle mi uğraşacağım? Tamam. Şerefsizim, boğarım seni ha. Git hadi git. Yürü git, belanı benden bulma şerefsizim. Ne biçim bir adamsın ya? Lan belası ya. Aday olacakmış. Senin başkanın daha iyisi ki. Adayla ne ayırsın ki? Amına bunu.
7 aydır biz bu geceyi organize ediyoruz. Ben seneye Bakırköy'de olacağım. İnşallah seneye de tekrar karşılaşacağız. Efendim hoş geldiniz. Çok iyi. Çok iyi. Tabanla her zaman iletişim kurmak gerçekten. Aslında çok büyük bir kitle toplamıştık ama arkadaşlar maalesef yemeği erken dağıtmışlar. Bu da haliyle kitlenin terk etmesine yol açmış. Tabii tabii, sorun değil. Siyaset bir maratondur. Evet. Kopmamak lazım. Tabii. Bitirmek önemli, değil mi? Efendim bir de biz yerel siyaset anlayışını genele tatbik etmek için aslında. Politikada şey önemli, bir iskelet kurmak, evet, konstrüksiyon kurmak. Bunu aslında siz mimar arkadaşlar daha iyi bilir, değil mi? Ben aslında mimar değilim. Çok iyi, çok iyi. Kemal abi, hoş geldin. Nasılsın abi? İyiyim. Sen de iyisin. Sağ olasın. Senin bayraklar tamam mı? Güzel. Ortam da denk geldiniz. Bakanımız Kemal Bey, aday adayımız. Doktor kendisi. Beyoğlu Özel Hastanesi'nin sahibi. Gel abi, gel otur. Hemen bir şeyler hazırlıyorum abi. Tamam. Verirsem sana. Olur. Bakalım. Bu kişilere dikkat edin. Teşekkürler. Afiyet olsun. Biraz hızlı hızlı yetiştirmemiz lazım. Peki nedir en son vaziyet? Yüksek mi adaylık şansınız? Vallahi her şey ortada. Tuhaf biraz. Ama biz sürekli sahadaydık. Çok önceden beri çalışıyoruz. Gece gündüz. Aylardır. Burada belediyeyi kazanmak istiyorlarsa beni aday göstermek zorundalar. Ya kazanmak istemiyorlarsa? Onu düşünmedim. Keşke daha önce haberim olsaydı.
Genel başkan hala Rauf tabii. Uzaktan akrabam olur. Araba geldi. Bakalım. Gel bakalım. Yine de bir arayın beni. Bakarız bir çaresi. Müsaade. Oh. Gel gel ha. Arayı uzatma. Oğlum adam gibi katla lan şunu. Hadi başım üstüne görüşürüz. Biraz acele arkadaşlar, hızlı. Kemal abi nasılsın? Sıra ne iş bu? Eski bakan abi. Ciddi misin? Vallahi söylesi çoktur ha. Ne işi var burada? Kemal abi, memleketin siyaseti bu dükkanda dönüyor. Sen bizi ne zannediyorsun Kemal abi? Sen bir uğra. Senin işini hallederse bu halledir. Bir tane daha atayım abi. Olur. Biraz pişsin bunu vereyim bana. Veririm abi. Onları güzel katla, güzel katla. Kemal abi. Eti beğendin mi? Güzel. Ekirdağ kuzusu. Kıvırcı. Tam mevsim abi. Tam mevsim. Ben etten alırım abi ha. Bahmer de zayıf oldum ben. Adadır. Oğlum adam gibi katla lan şunu. Adam gibi katla. Biraz hızlı hızlı. İşlere dikkat edin ha.